Merhaba sevgili arkadaşlar. Yakın Çağ Avrupa tarihinin son kısmı aydınlar ve bilimsel gelişmelerden bazılarını seçip bu videomuzu aldık. Şöyle genel olarak bir bakın. Özellikle burada gördüğünüz aydınlar, 3 aydın biliyorsunuz ki Fransız İhtilali'nin ortaya çıkmasında etkili olan yazarlar ve filozoflar. Yani bunları kısa kısa geçtik. Biraz da edebiyata kaydığı için Montesquieu biliyorsunuz ilk eseri Acem Mektupları artı Kanunların Ruhu denemeleri de meşhur yine biliyorsunuz. Voltaire din ifade özgürlüğünü, din vicdan özgürlüğünü savunan bir filozoftur. Candide en önemli eserlerinden biridir. Jean-Jacques Rousseau da ne der? Yurttaş olmadan erdem, erdem olmadan özgürlük, özgürlük olmadan da toplum olmaz der ve onun da yine toplum sözleşmesi önemli bir eseri. Deniz Pippin buhar gücü, hatta düdüklü tencerenin mucize olarak kabul edilir ve buhar gücüyle çalışan bir gemi de üretmiştir. James Watt, buhar gücü neden raylar üzerinde giden bir arabada kullanılamaz demiştir. Samuel Morse, Morse zaten yabancısı olduğumuz bir şey değil. Morse alfabesi telgraf donanımını oluşturuyor. John Dalton, atom kuramı var arkadaşlar. Giuseppe Volta da pil, volta, voltaj yine yabancısı olduğumuz bir şey değil ve Ivanovich Mendeleyev yine bildiğiniz üzere elementlerin periyodik tablosunu oluşturmuştur. Şimdi Avrupa tarihi ile ilgili şöyle bir toparlama yapalım. Avrupa tarihinde arkadaşlar önemli gelişmeler ve önemli yerler vardı. Onları söyleyelim. Nedir onlar? İşte coğrafi keşifler, İspanyol ve Portekiz denizciler başlattı. Rönesans İtalya'da başladı. Reform Almanya'da başladı. Bununla birlikte yine ilerlediğimiz süreçte Fransız İhtilali zaten Fransa'da 1830-48 ihtilalleri yine Fransa'da başlamıştı. Ve yine bu süreçte bu dönemdeki sanayi inkılabı da yine İngiltere'de başlamıştı. Hani sanayi inkılabını da bir kısaca hatırlayalım. Kol kas gücünden makine gücüne geçişti ki üretim artmıştı. Üretim artınca büyük işletmeler, fabrikalar kuruldu. Fabrikalar kuruldu, işçi sınıfı ortaya çıktı. Bu işte işçi sınıfının haklarına ve ihtilallere biliyorsunuz etki etmişti. Bununla birlikte üretim arttıkça ham madde ihtiyacı, ham madde ihtiyacı arttıkça sömürge arayışı arttıkça da neye yol açmıştı? En tepede Birinci Dünya Savaşı'na. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere.